Herkese iyi günler. Bugün bilim tarihine odaklanan bir bilim söyleşisinde beraberiz. Odaklanacağımız tema doğa bilimleri ve tıp özelinde bilim tarihi olacak. Konuğumuz 2019 yılında TÜBİTAK tarafından verilen Profesör Doktor Fuat Seskin Bilim Tarihi Ödülü sahibi, Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Esin Kahya. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz sağ olun. Sayın Kahya, bilim tarihi alanında doğa bilimleri ve tıp tarihi konularında çok değerli katkılarınız var. Hepimiz bunlardan çok yararlanıyoruz. Ve bilim tarihinin ayrıca bilim felsefesi, tıp tarihi, tıp etiği ve biyoloji tarihileri de beraber birleştiriyorsunuz. İlk olarak doğa bilimleri ve tıp tarihi özelinde çalışma yapılması için nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Eğer canlıyı inceleyeceksiniz, özellikle insanı inceleyeceksiniz. Şüphesiz ki genel olarak insanı öğreten, insanı anlamanızı sağlayan disiplinlerle ilgilenmeniz gerekir. Yani insan ne düşünür, nasıl bir insandır, onu bilmeden insanla ilgili bir şey yapmanız mümkün değil. Bence eğer iyi bir hekim olmak istiyorsanız, canlıyı iyi kavramak istiyorsanız, yani iyi bir zoolog, iyi bir botanist, iyi bir veteriner olmak istiyorsanız, o zaman öncelikli olarak doğayı size öğretecek olan doğa felsefesini bilmeniz gerekir. Bunun yanı sıra insanın matematiğini bilmeniz gerekir. Canlının matematiğini bilmeniz gerekir. Ve genel olarak derleyip toparlarsak, doğanın matematiğini bilmeniz gerekir ki onların mahiyetini kavrayıp eksik olan bilgiyi tamamlayabilirsiniz. Evet. Ve özellikle doğa bilimi ve tıp tarihi dediğimiz zaman Türklerin katkıları nasıl başlamış? Efendim, Türklerin katkısı sizin de genel tarih bilgilerinden bilebileceğiniz gibi şüphesiz ki milattan öncelerine rastlıyor. Yani yaklaşık olarak 3000'lerle başlatırsak erken dönem Asya'daki çalışmalarıyla başlıyor. Yani Çin'le komşu olduğu dönemlere kadar götürebiliyoruz. O dönemde özellikle tıp adına, astronomi adına önemli çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Astronomide başarılı olabilmek için asgari bir matematik çalışmasının gerektiğini siz de bir tahmin edersiniz. Dolayısıyla özellikle aritmetik konusunda önemli çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Astronomi ile ilgili yapılan çalışmaların 12 hayvanlı Türk takvimi olarak güzel bir sonuca bağlandığını biliyoruz. Ve bu takvimin halen modern Çin'de de kullanıldığını görüyoruz. İkinci önemli disiplin erken dönem Türk toplumlarında elbette ki gök tanrı, yerdeki gök tanrıyı bilmek kadar yerdeki olup bitenleri, yani botanik bilmek, zooloji bilmek ve tabii bütün bunları insanla bağdaştırabilmek için tıp bilmeleri gerekiyordu. Bütün bu disiplinlerin temel ögelerinin o dönemde ele alınıp incelendiğini ve olumlu sonuçlara bağlandığını görüyoruz ki bugünkü bitkisel tedavinin temellerinin de erken dönem eski Türk kavimlerinde atıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun en güzel örneği bugünkü Türk Cumhuriyetlerindeki medikal tedavide kullanılan bitkilerdir. Bu biyoçeşitliliği bu yönde kullanmak da bir gözlem gerektiren bir süreç değil mi? Elbette. Özellikle doğayı tanımak, insanların yanı sıra hayvanların doğaya karşı davranışlarını belirlemek, doğanın insana davranışı kadar insanın da doğaya davranışını kavrayabilmek son derece önemli. Evet. Yani doğayı tanıyamazsanız doğada yaşamanız mümkün değil. Hı hı. Doğanın güçleri var. Mesela iklimler gibi. Hı hı. Mesela yaşadığınız bitkisel ve hayvansal ortam gibi. Bunları
çok iyi tanımazsanız hayatta kalma şansınız mümkün değil, yok. Evet. Ve Türk bilim insanları aracılığıyla uzak ve yakın doğu çağlarına, uygarlıklarına baktığımızda etkileşimler ne olmuş? Hani özellikle Anadolu'ya verilen katkılar, ortaya konulan katkılar. Evet, şöyle bir baktığımız zaman görüyoruz ki aslında erken bilimsel faaliyetlerin oluşması bugün Uzak Doğu dediğimiz, Orta Asya dediğimiz yerlerde şekilleniyor erken dönem. Çünkü mesela Hindistan'a baktığımız zaman 5000'lere kadar götürebiliyoruz. Aynı şekilde Türk Cumhuriyetlerinde bugün görüyoruz. Onun izlerini Çin'de görüyoruz. Şeye doğru geldiğimiz zaman, bugün Orta Doğu dediğimiz bölgeye geldiğimiz zaman daha geç tarihlerde bilimsel faaliyet görüyoruz. Mesela felsefenin oluşumu Anadolu'da milattan önce 585 Thales diye başlıyor. Ve daha sonrası işte milattan sonra kaçıncı, dördüncü, beşinci yüzyıllara kadar söz konusu oluyor. Yeni bir dinin doğuşuyla, İslamiyet'in doğuşuyla görüyoruz ki bütün bu bilgiler öncelikli olarak doğudan, özellikle Hint uygarlığındaki belli başlı eserlerin Arapçaya çevrildiğini, daha sonra ise eski klasik dönem, Helen ve Helenistik dediğimiz dönemde yazılan eserlerin, Galen gibi, Aristo gibi, Platon gibi veya tıp alanında alacak olursak, bugün tıbbın babası diye kabul ettiğimiz Hipokrates'in eserlerinin Arapçaya kazandırıldığını, böylece İslam dünyasında bilimsel faaliyetin şekillendiğini görüyoruz. Bu faaliyetler içinde Türk bilim adamlarının da etkin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak matematikte Harizmi'yi söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde tıpta ve fizikte, çünkü neden fizikte diyorum? Bugün Newton yasaları dediğimiz serbest düşme yasalarının ilk defa İbn Sina'da belli ölçüde formülasyon olduğunu görüyoruz. Kimyanın Cabir İbni Hayyan'la şekillendiğini görüyoruz. Ve felsefenin Farabi ile şekillendiğini görüyoruz. Coğrafyanın Biruni ile şekillendiğini görüyoruz. Bu listeyi uzatmak mümkün. Vaktimiz sınırlı olduğu için örnekleri isterseniz burada şey yapalım, sınırlayalım. Çok teşekkür ederiz. Özellikle İslam dünyasının ilk bilim insanlarından biri ve modern kimyacının kurucusunun da eserini Türkçe'ye kazandırdınız. Biraz bunu da açarsanız çok mutlu efendim, oluruz. Efendim Cabir İbni Hayyan ilklerden birisi. Rahmetli ve bu ödülün adını da taşıyan Fuat Sezgin hocamızın da ilk ilgi alanı. Tesadüfen benim de İslam dünyası ile ilgili İlk çalışmam, ilk kaynak eserlere dönük çalışmam Cabir İbni Hayyan'da başladı. 8. yüzyıl sonunda, 9. yüzyılda yaşamış olan bir bilim adamı. Özellikle şeyle ilgili olarak bugün Lavoisier yasaları diyebildiğimiz denklik yasası adını verdiği Cabir'in kimyasal reaksiyona giren elementlerle çıkan elementlerin ölçü olarak denkliğini gösteren yasayı ilk defa zikrettiğini görüyoruz. Maddenin sakıma prensibi diyor Lavoisier. Cabir İbni Hayyan denklik prensibi olarak, Türkçe'ye çevirirsek denklik prensibi olarak adlandırıyor. Cabir İbni Hayyan özellikle belki bu çalışmaları önemli ama aynı zamanda kimyada bugün de kullanılan bazı aletlerinde ilk öneren kişi. Ben Cabir İbni Hayyan'ı biraz tenkit ediyorlar beni ama Türk olarak kabul ediyorum. Onun için de ilk çalışmamı bir Türk bilim adamı olarak, İslam dünyasında yaşamış bir Türk bilim adamı olarak Cabir İbni Hayyan'la yönlendirmiştim.
evrenle doğa arasındaki ilişkiyi kurması felsefi bir eğitim almış kişi olarak benim çok dikkatimi çekmişti. Sonra da onun kimya çalışmalarıyla da bir ölçüde ilgilendim ve o sonuçta bir kitap olarak şekillendi. Sadece kimya alanında değil, birçok numeroloji, coğrafya, bu konuda da değerli bilim insanlarımız var, Türk bilim insanlarımız. Evet, efendim eğer örneklendirecek olursak mesela matematik dediğimiz zaman bugün de hemen Harizmi'nin aklımıza geliverdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Bugün kullandığımız on tabanlı sayı sistemi yani desimal sistem bilimsel adıyla rakamlarıyla birlikte Harizmi'nin eseridir diyebiliriz. Evet kendi kitabı var ama aynı zamanda sistemi bize hediye eden kişi, bize veren kişi. Yine bilim insanları arasında örneklendirecek olursak şüphesiz o kadar çoklar ki seçmeye gayret ediyorum. Biruni önemli, coğrafya açısından önemli. Bugünkü coğrafyamız yani Anadolu'yla da ilgili ilginç bilgiler vermiş. İlk bugün fay hattı dediğimiz Güneydoğu'dan geçen fay hattını, Anadolu'nun güneydoğusundan geçen fay hattını ifade eden, bize o konuda bilgi veren kişi, yer şeylerinin, katmanlarının hareketliliği ile ilgili araştırma yaparken yine Madagaskar adasını ilk defa zikreden kişi, Bering Boğazı'nı Asya'dan başka bir kıtaya yürünerek geçirilebileceğini söyleyerek Amerika'dan ilk defa söz eden kişi ve özellikle Hindistan'la ilgilenerek Hindistan'ın kültürüyle de bize tanıtan kişi. Bir de tabii Biruni'nin başka bir özelliği ve güzelliği var. Benim de çevirdim, Türkçe'ye kazandırdım saydığın eseri bitkilerle ilgili. Ama bitkilerle ilgili, evet medikal bitkilerle ilgili bilgi veriyor ama eserin başka bir özelliği var. Eserde İngilizce, Arapça, Farsça, Sanskrit dilinde ve daha da güzeli Türkçe bütün o bitkilerin isimlerini veriyor. Böylece bir dil çalışmasını da saydığına son derece güzel bir eser. Sadece farmakolojide değil ama bir etimoloji çalışması açısından da incelenmeye değer bir eser. İbn Sina'yı da zikredeyim mi? Evet, lütfen. Şifa eseriyle beraber. Evet, İbn Sina tabii İbn Sina sadece bir hekim değil. Galen'in ifade ettiği, daha sonra İbn Sina'nın da kendisinde bunu bize sergilediği küllü hakimin hekimin küllü hekimin hakimin. Yani bütün hekimler aslında hakimdir. Yani filozoftur. Bütün filozoflar da hekimdir. Güzel. Bu İbn Sina'nın sadece felsefesi değil, uyguladığı da şey. Yani hekim olarak bir filozof gibi hareket ediyor ama bir filozof olarak da bir hekim gibi. Yani insanın sadece manevi değil, maddi yapısını da anlayarak hareket etmeniz gerekir. Siz matematik ve felsefe olmadan aslında bilimin yapılamayacağını da söylüyorsunuz. Evet, çünkü belli başlı bilim adamlarını ele aldığımız zaman hepsinde bir felsefi format görüyorsunuz. Mesela Newton. Newton optikle ilgileniyor. Yani görmeyi bir ölçüde aynı şekilde anlatıyor. Ama Newton bir matematikçi, Newton bir fizikçi ama Newton bir pozitivizmin kurucusu, filozof. Türklerden bahsedecek olursak, Farabi'yi genellikle filozof diyebiliriz. Ama bir müzisyen ve çok iyi bir matematik bilim. Bir başka örnek, mesela Cabir İmri Hayyan. Evet. Başka hangisini seçeyim, söyleyeyim diye tereddüt ediyorum. Çünkü
İslam dünyasındaki hemen hemen bütün bilim adamlarının aynı zamanda felsefi bir formatı var. Özellikle tedavi kurumlarında da müzikle tedavi diye bir yaklaşım varmış. Sanat tarafı var. Çünkü insanı anlamadan sanat yapamazsınız. Kimin için yapıyorsunuz sanatı? Hı hı. İnsan için yapıyorsunuz. İbn Sina'nın sekizlik vurguyu bulduğunu biliyorsunuz herhalde. Dolayısıyla müzikle ilgilendiğini anlıyoruz. Ama bu daha sonra demeyelim, erken tarihlerde de var. Müzik sadece bir şarkı, bir melodi olarak alınmamalı. Dalga müzik bir şeyi ifade ediyor. Evet. Müzik sözlü olması gerekmiyor. Müzik bir matematiğin ifadesi. Bütün belli başlı sanat eseri diyebileceğimiz müzik eserlerinde belli bir metot vardır. Yani bir matematik vardır. Belli bir şeyin ifadesi vardır. Yani evreni, doğayı ifade eder. Belli bir harmoni vardır. Yani bir sanat vardır. Evet. Ama ben baktığım zaman müzikte sanat belki evet sanat eseridir bir müzik parçasını yapmak ama eğer matematiği olmazsa, bir düzeni olmazsa kesinlikle onun müzik parçası, güzel bir müzik diyemezsiniz. Gürültü dersiniz ona. Evet. Değil mi? Evet. Gürültü dersiniz. Müzik diyebilmeniz için onda bir matematiğin olması lazım. Evreni ifade etmesi lazım. Bir de huzur vermesi lazım. Tabii ki. Yani bir müzik parçası olarak. Evet. Özellikle erken dönemlerde, tarihte ve hali hazırda doğal ilaçlarda da etkin var almış Türk bilim insanları. Bundan da azıcık bahseder misiniz? Evet, gerek gözleme dayalı veya... Şimdi çok erken dönemden itibaren Türkler tedavide temel olarak bitkisel ilaçları kullanmışlar. Ve bitkileri çok iyi tanıyorlar. Hatta Çinli biliyorsunuz erken dönemde komşu Türkler. Biz görüyoruz ki ticari olarak alışverişlerinde bu bitkisel maddeler son derece önemli. Çinliler daha sonra bunları güzel değerlendirmişler. İlaç çiftlikleri kurmuşlar. Evet. Hatta bilim ve araştırma ve gözlem Türklerden ve ticareti evet, bu şekilde çünkü, gelişmiş. Bugün Türk Cumhuriyetlerine giderseniz bitkisel ilaçlar son derece yaygındır. Tabii bu Türklerle komşu olan kavimleri de Çinlilere değil sadece. Bugün Pakistan'a giderseniz belli başlı hekimlerin size medikal adı altında, ilaç adı altında verdikleri terkiplerin hemen hemen tamamı bitkisel terkipler. Biz bir kongreye gitmiştik. Sene 1979. Medical kit diyorlar. Yani böyle şeylerin, ilaçların bulunduğu minik bir doktor çantası hediye ettiler. İçini açtım. İşte bazı minik alet gibi bir şeyler. Ama en dikkatimi çeken ilaçlar oldu. İlaçların hepsi bitkisel ilaçlardı. Biraz şaşırdım. Çünkü bizde kimyasal ilaçlar, yani yapay ilaçlar, fabrika mahsullü ilaçlar var. Onların hepsi mahalli olarak, yöresel olarak toplanmış bitkilerden oluşturulmuş ilaçlardı. Ben hala o şeyi, doktor çantasını saklıyorum örnek olarak. Siz bilim tarihini doğa bilimleri ve tıp olarak ele almaya karar verdiniz. Bu süreç nasıl gelişti? Efendim şimdi ben felsefeyi çok isteyerek, severek seçmiş bir insanım. Yani başka bir bilim dalını düşünmedim. Bunun sebebi belki lisedeki hocamdı. Onun davranışıydı. Bize çünkü çeşitli fakültelerden hocalar davet etti ve meslekleri tanıttı bize. Ben de rahmetli oldu. Nusret Hızır Hoca gelmişti. Çok güzel bir konferans verdi. Felsefe nedir? Hayat ve felsefe, insan ve felsefe, doğa ile felsefe ile
ilgisini kurarak o kadar lirik, o kadar güzel bir konuşma yaptı ki ben eve gittim, dedim ki ben felsefe bölümünü seçeceğim. Ve sonuçta felsefe bölümünde öğrenci oldum. Biz çok tenhaydık sınıflar, kalabalık sınıflar değil. Hocalarla daha yakın iletişim kurma şansımız oldu. Fotokopi yoktu, bilgisayar yoktu. Hatta ben bazı kitaplarımı hocalarımdan rica ederek onların kitaplarıyla okudum. Şey yok yani, tabii. Piyasada alma şansınız yok. İmkan yok. İmkan yok. Arkadaşlarımız arasında bir tane sosyoloji kitabımız vardı. Sırayla okuyorduk, çalışıyorduk. Tembel de değildik ama olanak evet. Oydu. Evet. Fotokopi diye bir şey yok. Ya oturup kitabı yazacaksınız yahut da birbirinizden ödünç alacaksınız. Evet. Hocalarımla böylece yakın ilişki kurma şansım oldu. Çünkü bir şeyi ödev veriyor, diyorsunuz ki mesela Platon'un diyaloglarını oku diyor veya falan eseri oku diyor. Yok. Gidiyordum, kapısını çalıyorum ama ben diyor masanın üstüne var, git al işte adresini de oraya yaz, bırak. Üç gün sonra getir kitabı diyor. Böyle bir ilginç anınız da var. Dünyanın ilk bilim tarihi doktora mezunu. Ordinarius Profesör, evet, Aydın Sayılı. Hocam oldu, Allah rahmet eylesin. Gerçekten formasyonumda çok etkisi oldu. Ben mezuniyet tezi hazırlıyorduk biz. İkinci sınıftan sonra. Hoca daha üçe geçmeden önce beni odasına çağırdı. Çünkü iki senede bir sınavlara giriyorduk. Birinci, ikinci sınıf sınavlar, yazılı ve sözlü. Sonra üç ve dört sınav şeklindeydi. Sınava girmeden önce hoca çağırdı. Dedi ki sen historik kürsü var, işte başka kürsüler de var. Üç tane kürsü var. Onlardan dedi ki sen bundan sonraki sene ne yapmak istiyorsun? Hocalarımızla iletişim olduğu için bizi kişisel olarak da tanıma şansları oluyordu. Ben de dedim ki historik kürsüyü seçeceğim. Bilim tarihi, felsefe tarihi iki ana bilim dalı vardı. Bilim tarihini seçeceğim dedim. Peki dedi, klasik dil zorunluluğu var. Ben dedim Arapçayı seçeceğim. Git dedi, oradan bir kitap aldı, verdi. Okuyabiliyor musun dedi. Deneyeceğim dedim, açtım. Bizim komşumuz vardı Suriye'den. Kovalanmış, Türk asıllı ama orada uzun yıllar yaşamış aile. Hüsnü Bey amca, Allah rahmet eylesin, o bana biraz öğretmişti işte ona kadar saymayı, kapı, pencere vesaire. Okuttu hoca, sen dedi okuyabiliyorsun dedi. Evet dedim, ona kadar sayabiliyorum dedim falan böyle. Sonuçta peki dedi, orada kaldı. Sonra sınavlar bitti, ben historik kürsüyü seçtim. Tekrar hoca beni odasına çağırdı, dedi ki klasik dil olarak Arapça alacaksın. Ama dedi, bir bilim dalını seçme zorunluluğu vardı. Felsefe öğrencisi herhangi bir bilimde standart bilgiye sahip olmadan felsefede başarılı olamaz. Çünkü bütün filozoflar, biraz önce de ne dedim, bütün filozoflar insanı tanıması, insanın da felsefe bilmesi gerekir. Ben dedim ki matematik dedim. Sizin dedi temel matematik bilginiz yeterli. Çünkü biz bilim tarihi görürken hoca fark ediyor. Dedi hem de kürsüde dedi bir biyoloji ve tıp tarihçisine ihtiyaç var dedi. Benim asistan falan olacağım belli değil. Ben daha şeyim. Öğrenciyim. Ben de peki dedim. Sonra üçüncü sınıfta tekrar çağırdı. Dedi ki tezin dedi Darwinizm olacak dedi. Ve ben böylece biyoloji tarihine adım atmış oldum. Evet.
biyoloji ile ilgili olarak aldığım dersler yanı sıra evrimi anlatan filogeni derslerini de onlarla birlikte aldım. Kulakları çınlasın, Nihat Şişli Bey çok yardımcı oldu. Hacettepe, daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ne geçti, Ankara Üniversitesi'ndeydi. Çok yönlü olmanın da bilim tarihinde de bunun başarıları ve ne kadar katkı sağladığı görülmüş. Yani bu çok yönlü olmanın faydalarını nasıl değerlendirirsiniz? Çok yönlü olmak mesleğin ve disiplinin gereği. Felsefede tek yönlü hareket edemezsiniz. Çünkü teknik alanda belki tek yönlü hareket edebilirsiniz. Ama bilim ve felsefede mümkün değil. Hele bilimde, belki sadece kimyager olabilir misiniz? Yok. Matematikte de olamazsınız. Biyolojide de olamazsınız. Biyoloji bilmeden tıp yapamazsınız. Dolayısıyla hele felsefede hiç başarılı olamazsınız. Dolayısıyla multidisipliner diyorlar. Çok yanlı olmak zorundasınız. Canlıyı, varlığı kavramadan bir felsefeci olamaz. Evreni kavramadan bir felsefeci olamazsınız. Filozof zaten olmak çok zor da felsefeci de olamazsınız. Yani o disiplinle ilgileniyorsanız bunları bilmek zorundasınız. Evet. Bu doğrultuda bilim tarihini incelediniz. Bilim tarihini anlayarak acaba bilimin geleceği, bu bilimin akışı nasıl olacak? Ona dair öngörüleriniz var mı? Efendim, öncelikli olarak kimse kusura bakmasın. Hangi disiplinde olursa olsun eğer güzel şeyler yapmak istiyorsa biraz felsefe bilmesi gerekecek. Evreni tanıyacak. Dış dünyayı tanıyacak. Yani bütüncül düşünecek. Bütüncül düşündüğü zaman zaten tek tekleri değerlendirerek bir bütüne şey yapar. Yani bir dediksiyon yaparak sonuca erişebilir. Bilimde teklerden bütüne, bütünden teklere doğru iniş gibi bir şey vardır. Gidiş geliş vardır. Evet. Bunu kavrayamazsa felsefeci zaten olamaz da bilim adamı da olamaz. Evet. Sanırım bir deyim var. Nehirler okyanusa veya denize akar diye. Değil mi? Bütüncül düşünerek o kesinlikle. Bütüncül... Yani tek tekleri bakın bir hekim diyelim ki ürolog. Veya kardiyolog, kalbi biliyor. Tek başına kalbi bilmesi çok anlam ifade etmez. Kan dolaşımını bilmesi lazım. Kalp kapakçıklarının hareketini bilmesi lazım. Kalp kapakçıklarının hareketi bir ölçüde müstakil sinir sistemi var kalbin ama bir ölçüde genel sinir sistemiyle bağlantılı. Yani mekanizmayı bilmesi lazım. Bütün vücudu tanıması. Yani anatomi bilmesi lazım. Yani fizyoloji bilmesi lazım. Bunlar bozulduğu zaman genel olarak ne olduğunu da bilmesi lazım. Evet. Ve şimdi tek sağlık diye bütün bu alanların birleştirildiği bir yöne doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bence de bütüncül düşünmezse bir bilim adamı herhangi bir şey yapması söz konusu değil. Bakın Pasteur hangi alanda çalışmıştır diye sorsam. Pasteur'ü biz kimyager diyebiliriz. Pasteur kuduz mikrobunu bulmuş. Pasteur mikrobiyolojinin bir numaralı adamı. Evet, kitabınızı da bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Pasteur evet kimyager, iyi bir kimyager ama Pasteur aynı zamanda canlıyı da tanıyor. Fermentasyon olayını en iyi şarabı belki o boyu yapıyor. Ama fermentasyon olayını yani bir dokunun hangi şartlarda bozulabileceğini de bize o söylüyor. Dolayısıyla tek yönlü olursa bir insanın bilim adamı olamaz. Ben kimse kusura bakmasın teknik olarak ilerleyebilir, tek yönde ilerleyebilir ama bir buluş yapması, yeni bir şey ortaya koyması mümkün değil. Kesinlikle. Ve özellikle bilim tarihi alanına yönelmek isteyen genç insan kaynağımızın, genç araştırmacılarımızın... O zaman %100
bilimin ne olduğunu bilebilmek için evet. herhangi bir bilim dalında asgari belli dersleri alıp ciddi bir şekilde dinleyici olarak değil, ciddi bir şekilde resmi öğrenci olarak yani sınavlarına girecek, başarılı olacak. Ama onun etrafındaki disiplinleri de belki okuyarak öğrenecek. Ben biyoloji tarihi yaptım. Biyolojiden seri ders aldım. Tıptan ders aldım. Ama bir de ne ders aldım biliyor musunuz? Jeoloji aldım. Çünkü insan yer üstünde duruyor. Hatta jeoloji hocam, kulakları çınlasın yaşıyorsa, bana dedi ki, genel olarak dedi, bir de hani dışa açık bir ders vardı, daha böyle azıcık rahat. Niye onlarla almıyorsun dedi. Benim hocam bunu öngördü dedim. Jeologlarla beraber genel jeoloji dersi aldım. Ben dedim emekli olunca belki jeolog olarak çalışırım dedim. Tabii o espriydi. O da başını salladı ama sınıftaki en iyi öğrenciydim. Eminiz. Neden? Hoca ne dedi? Senin yapman biraz zor ama dedi. Ama siz başardınız. Aynı şeyi tıp derslerinde de. Bir tek dışarıdan ben geliyordum. Geri kalanı tıp öğrencisiydi. Kadavra uygulaması yaptırıyordu hoca bana. Şimdi plastik modellerde yaptırıyorlarmış. Kadavrayı koyuyordu. Açıyordunuz. Belli bir yere zilli sınav diye meşhurdu. Her şeyde, her masada, laboratuvarda bir tane şey var. Spesimen var, bir tane örnek var. Onun da bir noktasında onun Latince ismini yapacaksınız. Fö diyoruz sınav kağıdını. Şimdikiler plastik modelde nasıl görüyorlar bilmiyorum. Bana felsefe asistanı olarak kadavra uygulaması yaptırdılar. Bütün o sınıfın öğrencileriyle 20 dakikalık zil çalın, zilli sınav onun için diyorlar. Dakikada öbür masaya geçiyorsunuz. Öyle saatlerle düşünmek yok. Bir dakikada öbür masaya. Bir de 20 soru. Ve sınıfta en iyi öğrencilerden biriydi. Hem tarihin farklı devrelerini hem farklı alanları. Ama çok büyük avantajım oldu. Evet. Çok iyi sınıf arkadaşlarım oldu. Hala ahbaplık yapıyoruz. Alanımda yabancılık hissetmedim alanabildiğim için. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok güzel öğrencilerim oldu. Ve 12 senede tıp fakültesinde tıp tarihi etik dersi verdim. Hala iletişimim var. İyi ki varlar onlar. Evet. Bilim insanının verdiği sorumlulukları da bu yönde siz... Çünkü keyif aldım. Evet. Severseniz sevgi başarıyı getirir bence. Sevmediğiniz hiçbir şey yapmayın. Benden size tavsiye. Çok değerli bir tavsiye. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel konular aldık. Söyleşimizde bilim tarihi alanına odaklandık. İnşallah güzel bir söyleşi olmuştu. Doğal bilimleri ve tıp özelinde bilimsel bir yolculuğun tarihini ortaya koyduk. 2019 yılında TÜBİTAK tarafından verilen Profesör Doktor Fuat Seskin Bilim Tarihi Ödülü sahibi, Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esin Kahya ile bu konuda bilgilerini bizlerle paylaştı. Konuğumuza değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, araştırın, başarın, hoşça kalın.